TV'den merhaba. Yanımda bir dönemin efsane futbolcusu Fernand Kolibali var. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Türkiye'ye de hoş geldiniz. Şimdi muhtemelen izleyen herkesin yüzünde bir tebessüm var. Ben zaten sizinle röportaj yapacağım. Kime söylediysem herkes bir tebessümle karşıladı. Herkes sizi çok çok iyi hatırlıyor Türkiye'de. Şimdi neler yapıyorsunuz? İsterseniz oradan başlayalım. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'desiniz zannediyorum. Evet, futbol bıraktıktan sonra ilk Fransa'da döndüm. Ondan sonra Mali'de kaldım yaklaşık 5-6 sene. Hı mm hı. -hmm. Ondan sonra Mali'de baktım. Ve geri döndüm şey 2012 2013 falan geri döndüm şey Türkiye'de. 2 sene kaldım. Geri gittim şey Afrika'da. Şimdi daha yeni geldik. Bundan sonra artık Türkiye'de mi olacaksınız, neler yapacaksınız? Ya Bazı şeyler düşünüyorum özellikle medyada olursa. Ama şu anda kadar bir arkadaşla bir şey yapmak çalışıyoruz. Peki futbolla ilgili bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Yani antrenörlük olabilir ya da menajerlik olabilir. Bambaşka bir şey olabilir. Var mı öyle bir plan? Ya Artık çünkü bende lisansı yok özellikle. Ee, teknik direktör olmasın için şey lazım. Pro lisansını, evet. diplomasi diploması lazım. Onda bende ben de yok. Ama onu kursa girmek düşünüyorum. Ve diploma almak da düşünüyorum. Olur. Bir gün belki Türkiye'de teknik direktör olacağım. İnşallah Gaziantep'de. Gaziantep mi istersiniz? Evet. Peki şimdi Mali'ye gittim oradan sıkıldım dediniz, İşte Fransa'ya gittim dediniz ama Türkiye'den bir şekilde kopamadınız. Neden kopamadınız Türkiye'den? Ya saç ben Türk'üm. Türkler seviyorum. Hı hı. Ve Türkiye sevdim. Ve özellikle şu anda belki sizden haber yok ama Mali'de özellikle Kuzey'de şey, iş savaş var. Öyle mi? Ya boş bir savaş. Ben öyle düşünüyorum. Boş bir savaş çünkü özellikle bizim altından dolayı Fransızlar bize savaş çıkarmışlar. Ya Malişoğlu'nda durum çok 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 kötüymüş. O nedenle de e, siz oraya herhalde artık dönmek istemiyorsunuz ve Türkiye'de kalacaksınız. Evet. Peki şimdi şöyle biraz Türkiye'de futbol oynadığınız zamanlara dönelim istiyorum ben. E, unutamadığınız kulüp, unutamadığınız futbolcu arkadaşlarınız en çok hangi şehirde, en çok hangi takımda olmaktan mutluydunuz? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Ya ilk Gaziantepspor düşünüyorum. Hı hı. Zaten o belli. Çünkü ilk 10 numara giyiyorum Ondan sonra 10 on numara bıraktım. 27 numara kullandım. Ve ikinci olarak Denizlispor. Hı, hı Ya bir domanda tabii ki Ankara Ankara bünyesinde iyi iyi günler geçirdim. Özellikle ya Asan'ın zamanı. Asan Şaş zamanı. Şaş'la birlikte oynadınız. Evet. Ya o zamanlar iyi, güzelmiş. Hasan Şaş ile ilgili neler söylersiniz takım arkadaşınız? Ya <laughs> i̇yi, iyi bir adam. Bir olay Neden var ama. Neden güldünüz? Değil? Aa onu olalım ama <laughs> evet, lütfen. Evet ama onu anlatmam televizyonda. <gülüyor> 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 Çok i̇yi, merak ettim şu an. İyi bir takım arkadaşı. Peki. E, şimdi sizi neredeyse Türkiye'deki bütün takımlarda izledik ama 3 büyük İstanbul kulübünde oynamadınız. Ben şunu merak ediyorum. Hiç teklif aldınız mı? Aldıysanız neden gitmediniz? Neler yaşandı? Of, çok çok enteresan ve çok komik. Neden? Bak şimdi ben şey oynadım. Ee, Gaziantepspor'da. Gaziantepspor'da oynarken Mehmet Güneş alar. Benim yede Sezon sonu o transfer yaptı gitti Galatasaray'a. Çok enteresan. Ondan sonra Yedek. Evet beni yedek transfer yapmış gitmiş Galatasaray'a. Ben Allah'ın tepsi Ondan sonra ne var? Ya o Preko. Preko'la oynarken ya sezon sonu ben 14-15 tane gol var. Ya o Preko 7 tane var. Ya o Preko transfer yapmış gitmiş şeyinde. Fenerbahçe ben Allah'ın tepsi vardı. Ya bir olay var, bir şey var. Çok enteresan. Neden öyle oldu? Vallahi ama bir kere şansını yakalandım ama bence Celal Doğan vermemiş. Niye? Çünkü ya Malya gitmiş tatila devre. Tatila gittik, dönerken şey Alişan, o zaman Alişan başkanı işte. Hı hı. Onu gördüm ve oteldeken, kampdaken Antalya'da bana demiş ki ya ben senin çok istedim ama senin başka var ya Celal Doğan vermiyor. Ama herkes veriyor. Neden ben vermedim? Onun de çok Sormadınız Sormadınız mı? Ee, yok. Neden? Çünkü her maça ona ita giriyor ve bedava para getiriyor ya. Evet. <laughs> Ondan dolayı onu, onunla iş bu konu açmadım. Peki oynamak isterdiniz ama değil mi? Hangi takımda oynamak isterdiniz en çok? Yani hangi takımın o dönemde size ihtiyacı vardı en çok? Forvet olarak. Ya bir dönemde mesela Beşiktaş'ta olacak gibi. <laughs> niye? O zaman Kristof Dağım. Evet. Ama ya şansını bak ya. Vallahi ben de şansı bitmiş ya. Kristal <laughs> Damla görüştük. O zaman ben Gaziantepspor'da benim menajerle görüşmüş o da Alman birisinin. Onunla görüşmüş. Her şey tamam. Ama Kristal'dan gitmiş Almanya'ya tatil. Almanya milli takım teknik direktörü oldu bir daha dönmemiş şey ya da. Beşiktaş'a. O da öyle olmadı. Evet. Ciddi bir şanssızlık yani. Vallahi. Peki, en çok hangi takıma gol attınız, hatırlıyor musunuz? Trabzonspor. İstanbul takımlarından. Ee, Bence... Fener. Fenerbahçe mi? Evet. Peki, şunu soracağım. Şimdi, forvet oyuncularıyla her zaman savunma oyuncuları karşı karşıya oldukları için Türkiye'de sizi en zorlayan e, savunma oyuncusu kimdi, hangi takımdaydı? Üç tane mal var. Osman, Trabzonspor. Hı hı şey ıı, Tuğay Galatasaray ve Uçe. Uçe, Fenerbahçe. Evet. Ama özellikle dörtüncü var. O da ıı, Beşiktaşlı. Alpay. Ha, Alpay Zavan. E bile mi şaşıyım mankenler? <laughs> ne oldu durumu? Bitmiş acaba? Bilemiyorum. Özel hayatını bilmiyorum. Peki e, şimdi şunu soracağım çok fazla teknik direktörle de e, çalıştınız Türkiye'deki evet. teknik direktörleri çalıştığınız teknik direktörleri özellikle şu an hala görevde olanlar varsa aralarında nasıl anlatırsınız nasıl ilişkileriniz vardı en iyi hocanız kimdi bir kere önce onu sorayım. Bana göre ya farklımiş mesela fiziksel olarak kondisyon olarak <laughs> en iyi hoca bence o Oskar Pozberg. niye çünkü ya kondisyon olarak iyi çalışıyor. Mesela iyi bir teknik direktör kondisyon olarak. Hı. Ama taktik olarak bence Yılmaz Vural. Yılmaz Vural'la da çalıştınız. Evet. Kaç takımda? Tek takımda mı çalıştınız? Evet, tek Denizli Spor'la. Ama arkadaş olarak Samet Aybaba. Aa. O çok önemli. Mesela bir teknik direktör, bir, iyi bir teknik direktör ya bence bu üç şey lazım. Hem de kondisyon, yer kardeş bir taktik. Ama Yılmaz Vural taktik, taktik olarak bence bir numara. Üçünün bir arada olduğu teknik direktör yok mu? Onu görmedim. O biraz zor diyorsun. Zor, evet çok zor. Peki şimdi özellikle işte 90'larda e, Afrikalı futbolcular burada e, çok ilgi görüyorlardı. Özellikle e, o zamanlar malum futbol ve magazin programları iç içeydi. Siz çok fazla ekranlardaydınız. E, evet. Çok ilgi vardı. Özellikle Afrikalı futbolcularla ilgili böyle enteresan haberler de görürdük biz. İşte büyü yapılıyormuş falan gibi. Evet. E, o dönemleri böyle nasıl hatırlıyorsunuz? Nasıl anlatırsınız? Ya ilk ben bir Afrikalı bir olarak Açık açık konuşuyorum. Hı hı. Mesela zenci derken siz bana yok siyah diyebilirsin, zenci olmaz. Ama Türkiye'de zaten, böyle bir algı yok zaten. Ya Zaten tamam bir arkadaş mesela bana ben arkadaş olarak bak açık açık konuşun. Evet, evet. Şimdi ben zenci derken sen hayır olmaz. Ama beni sen diyecek ya bu zenci kulübali var ya <gülüyor> <gülüyor> o zaman sorun yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ben kabul ediyorum. Evet. Çünkü zenciyim öyle değil mi? Şimdi ben büyük inanıyorum. Tabii ki yaptım bile ve ya sonuç aldım bile. İnanıyorum yaptım ve sonuç aldım. Hem de sana. Ama mesela bu şey Galatasaray sergi var ya. <laughs> Galatasaray Nasıl siyerci. yaptınız mesela? Hangi maçta yaptınız? Ya bir maç değil. Tamam mesela bu manyak sergi Galatasaray sergi var ya. Bana küfür etti her maça. Ya o bir alışkanlık. B bütün topcular bir şey var. Bazı topcular var mesela ya Kur'an okuyor maçtan önce. Bazı topcular var İncil okuyor maçtan önce. Ben mesela bir şarkı var onu dinlemek sever. Hem de bir özellik sağa bakarken her zaman kaleye gidiyorum ve ilk sol kaleye en soldaki vururum. Şey, i̇şte, sağ yala, öbür taraf Sağdaki taraf. Solaya vururum. O mesela Galatasaray siyasi. Bu siyerci... mü? O totem gibi bir şey galiba. Evet ama Galatasaray siyasi beni uydurmak istedi Ali Şahin Stad'da. <laughs> diyorlar ki ya Kulübali bütün maçlara büyü yapıyor. <laughs> ama bu o maçlar büyü yapmadı ki. Zaten sonuç aldı. <laughs> Altı bir. Şarkı hangisiydi? Ya, o. Türkçe miydi? Fransız bir şarkı ha, mesela. Fransızca. evet. O... O uzun zaman. O zaman bunlar gerçek yani. O zaman çıkan haberler doğruydu o büyük. Ya zaten büyü var. İnanmıyor musun? Bir şey söyleyeyim, Okey ne istiyorsan söylesene bana büyü yaparım. Ay hayır hayır yok ben korkarım o şimdi burada. Tamam. O zaman yoksa büyü gerçek. Peki. O zaman şimdi biraz Türk futbolunu değerlendireceğim. Şimdi takip ediyor musunuz etmiyor musunuz bilmiyorum ama ee, şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Ee, siz e, çok renkli bir kişiliksiniz. Ee, Türk halkı sizi çok seviyor. Televizyonlar aynı şekilde e, sizi seviyor. Şimdi eski futbolcuların mesela Pascal Numa gibi işte Yattara gibi, e, biz futbolu bıraktıktan sonra ekrana, e, televizyona işler yaptığını çok fazla gördük. Hatta e, Survivor'a e, katıldılar. E, size böyle bir teklif gelse mesela, kabul eder misiniz? Evet yaparım. Survivor'u. Evet. Asaş 4-5 sene önce Sirva katılmak istedim. Acun'la görüştüm bile. Hı hı. Ya benimle görüşmek istediği fiziksel olarak gittim, konuştuk. Ama ondan sonra bilmiyorum olmadı. Bir tane zenci kadın almış. <laughs> Onunla survivor yapmış. Ondan sonra sordum peki neden? Çok enteresan demiş ki ya zenci kadın almak istedik. Hmm. Program onu Öyle değil mi? Yani evet. Evet. Tercih hakkını oradan yana kullanmış. İşte öyle. Ama ileride olursa da kabul edersin. Evet. Zaten hazırım. Fizik kondisyon olarak hazırsın. Evet yine giderim. Peki. Şimdi o zaman şöyle bir e, bakıyorum Türkiye'deki e, Afrikalı futbolculara. E, bilmiyorum takip ediyor musunuz Türk e, futbolunu şu e, anda? Yok artık zaten daha yeni geldim. Evet. Ondan dolayı fazla. Oyuncular hakkında belki hani vardır. Eee Dia bir malum o da e, Mali'li bir futbolcu. Lemina var Galatasaray'da. Belanda Fegol onlar gerçi Kuzey Afrikalı. Dirar var, Altıf var, Samassa var şu anda Türkiye'de görev yapan. Yani Türkiye Türkiye daha doğrusu önce şöyle sorayım. Afrikalı bir futbolcu için e, ideal ülkelerden biri midir futbol oynamak için? Ben şunu düşünürüm. Mesela eskisi artık Türk futbol eskisi gibi değil. Tabii artık Türkiye'de çok büyük patlamış ya, çok büyük para veriyorlar. Bizim zaman bir oyuncu kazansa 300, 300-350, 400 bin dolar müthiş bir para. Hı hı. Ama yine ben iş bir üç büyük takımla oynamadım ama yine iyi para getirdim. Mesela Celal Don ben büyük takımlara gibi para veriyor. Ondan dolayı zaten hı. hiç sıkıntısı olmadı ki. Mesela şey gittim Denizli sporla orada gördüğüm sizin oyuncu var ya şey Tolunay Tolunay Kaftaş. Kafkas. Kafkas. Evet. Kaf Kaftaş aynı şey. ile beraber ama o de zaten o zaman deniz sporda en pahalı oyuncu maaş olarak o benim. Tamam zencilerle ilgili. Yabancılar pardon. Evet. Yabancılarla <laughs> ilgili. Oyuncular. Afrika Afrika. Yeah. Afrika çünkü fazla fazla Faslılar var, Faslılar evet. Cezayirliler var. var. Cezayir, Tunus. Evet. O zaman Zenci demem. Afrika oyuncular, kadar, evet. evet, evet. Bence artık eskisi gibi değil. Mesela bizim zamanı gerçekten iyi topcular geliyor. Cüce Okoşa, Daniela Mukashi. Hı hı. Ama artık bunlar başka alternatif yok. Ondan dolayı Türkiye geliyorlar. Öyle düşünüyorum. Hı. Mesela Cüce Koşa. Gelmiş e, Fenerbahçe'ye, Paris Saint Germain'e gidebilir. Zaten bir iki sene mi oynadı burada ondan sonra gitmiş e, Paris evet, Saint Germain evet, Alternatif evet. var. Bir topcu mesela, hmm, Ayş, acı gibi. Hı -hı. Ve bizim zaman, sen görüyor musun? Mesela şu anda Türk futbol ve Türk milli takım tamam. şey Elva gidecekler ama yine ne olacak? ilk tur haydi haydi eyvallah güle güle. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yüz yüz. E Niye? Çünkü artık yabancı kontanja çok. Galatasaray şu an kaç yabancıla oynuyor? İlk on bir zaten yabancı. Zengin takımlar, para olan takımlar ya istedi kadar yabancı alabilir. Ama bizim zaman öyle değil. Bizim zaman iki tane şey yabancı oyuncu bitti. O yüzden de en iyisini mi seçiyordu takımlar? Evet mecbur. Hmm. Mesela ve Türk futbol için daha iyi. Mesela ben ilk sene Hasan Saç'ını gördüm şey Adana Demirspor'a. Daha genç, 17 mi 18 mi yaşında hmm. o zaman. Ama ben varım Dibu Ivaris, bir filişisel oyuncu var. Ama Hasan Saç Dibo Ivaris alır. Hmm. Örnek olarak ve Gerçekte de Dibu müthiş bir oyuncu. Sakatlik hmm. oldu. Ondan sonra tamam Ama iyi bir topçu. Şimdi 11 tane yabancı topçu sağda koyabilirse peki Türk futbolcular ne olacak? Yere kalacak. Ama yarın öbür gün aynı topçular çalacaksın. Milli takama gidecekler. Bir yedek topçu nasıl milli takımda oynayabilir? Zaten kondisyon yok. Hazır değil. Peki siz şimdi e, Afrikalı e, futbolcuları takip edebiliyor musunuz? Yani mesela Türkiye'den bir takım size sorsa e, biz hangi oyuncuyu alabiliriz? Bize önereceğiniz bir futbolcu var mı? Dese mesela böyle bir şeyler e, söyleyebilir misiniz şu anda? Yok vallahi. O kadar takip etmiyoruz. Yok ama mesela bir tane Türk futbolcu var. Bence o gerçekten iyi bir topcu, iyi bir Kim? futbolcu. Tim. Burak. Burak Yılmaz. Ha, müthiş bir topçu. En iyi forvet o mu? Ben öyle düşünüyorum. Neden? Çünkü... Ya, vay onda her şey var ya. <laughs> Vallahi her şey var ya. Suratlı, zeki. Ya, her şey var. Bence en iyi oyuncu, Türkiye'de şu anda en iyi topçu o. Öyle düşünüyorum. Kendinize benzettiğiniz birileri var mı? Sadece şu anda değil, genel anlamda. Ya, tabii ki ben de Bizim zaman ben de iyi evet. Hem de ya iyiyim biliyorum evet. evet. <laughs> Kendi çok beğ beğeniyorum. Çok da mütevazısınız. <laughs> evet. Zaten iş kimse herkes bunu biliyor zaten. Tamam. Sorsa bizim zamanım, bir Türkiye'de gir 20 kez 20 Türk 30 Türk sorsa peki kulübeyle hangi sana diyebilir sırtı cepte bilmem ne adam bakıyor diyor ki Allah Allah ne oldu hem de bak ben o zamanlar ben büyük takımla oynarken inan bana ki iki gün, üç gün önce stoper haraç oynamıyor ki. Hmm. Aa, Nasıl durduracağım? <laughs> Gelir yine öyle düşünüyor <laughs> tamam mı? Hem de iç ve sadece zaten bilecek ki 90 dakika olacak 90 dakika zor. Evet. Ben bazen iki 3 saniye gerekiyor. Ondan sonra ayrı. Eyvallah, güle güle. <laughs> Peki, ee, şimdi şu unutamadığınız ee, böyle eğlenceli, keyifli ee, anılardan biraz bahsedelim istersen. Mutlaka çok fazla vardır. Ee, var. Özellikle bu komple tanıyor musun? Evet. Ya, normal zaman Türkiye'de diyorlar kompela. Onu <gülüyor> <Citing>. <gülüyor> Vallahi. Öyle diyorlar. Ama o da çok enteresan bir adam. Onunla çok şeyler yaptık şey Türkiye'de evet. Evet zaten ikinizin adı hep yan yana anılıyor. Ya Kolibali Kompela. Ya tamam ondan sonra Bursa Sergi çıkarmış ya e, Kompela pe Sermanya Kolibali bu yan hiçbir şey. Neden? Çünkü vallahi billahi ben Kompela hiçbir şey, hiçbir zaman bir şey yapmadım. Vallahi billahi doğru söylüyorum. Ama yine ya iyi adam ve şey Fenerbahçe Kubilay var ya. Evet. Onunla ya adamlar ya vallahi. Ya iyi günler. Peki şöyle büyük takımlardan var mı? Mesela böyle karşı karşıya geldiniz. Mesela soyunma odalarında enteresan diyaloglar. O golü bize niye attın? Niye öyle oynadın filan diyenler. Böyle enteresan şeyler oldu mu? Seninle haber var mı? Ben şiş yaptım Ali Sabri Üstad'da. Evet. Haber mi var? Evet. Okay. Ama bu olay nasıl oldu mesela? Yani o zamanlar çıkmıştı onun haberleri. Ama Nasıl ben, oldu? Ben de yazı yazmış e, Türk Futbol Federasyonu. Dedim ki yok yalan diyor. Ya. Tabii ki mesela ne oldu? Ben o günü maçtan önce bütün topçular çıkıyor sağa bakma. Herkes çıkıyor Ayan, Ayan Akman mesela Ayan Kübilay, Mehmet. Herkes çıkıyor sağa bakma. Hiçbir şey yok ya. Ben çıktı hemen hemen şey bana her şey gibi, ayakkabı, boş şişeler her şey. Hem de bana küfür ediyorlar. Ben de baktım, ben ki, okey tamam, göreceğiz. Bir saha şey, kale gösterdim bana O daha kötü ya, daha ayakkabı geliyor. Her şey var bu sefer, tamam. Ama o gün ben rezil oldum. Neden? Çünkü ya birinci devre dört sefer. Baktım ama yine dua ediyorum. İnşallah ben bir tane gol yeter bana. Ya son 5 dakika ana bana yardım etmiş bir saate gol attım. Aslında gitti şiş yaptı her tarafa şey ama bu reklam panolar var ya onlar arkanda bir saate karşı gazeteci var ya o resim çekti. Sabah sabah evet pazartesi sabah saat sekiz buçuk. Benim telefon cep telefon çarmıyor alo duydum. Hey şöyle şey gel burada. O Celal Doğan işte. Gittim Başkan ne var? Yok. Sen ne yaptın dün? Başkan vallahi bir şey yok. Bak şu gazeteyi. Bilerek biliyorum, gördüm. Yok bir şey yok ya başkan. İyi bak. vallahi bir şey. E şöyle şey iyi bak. Ben, tamam. Başkanım. neden? Çünkü benim şey, şey, Kalaşnikov ya orada. Şimdi ben de diyor ki yok ya bir şey yok. Yok, okey iyi bak. Göstermiş bana ben de diyor ki yok bak. Başkan bu foto montajı yalan foto montaj. Foto montaj. evet foto montaj. Hem de adam inandı. Bana dedi ki o zaman git bir rapor yaz. Türk Federasyonu'na ya yollayacağız. Ve ceza bile olmadı. Ceza gelmedi mi? Yok hiçbir şey. Yazdık yok foto montaj bilmem ne. Ama doğru ve ben kendi kalaşını kovunu gördüm. Vallahi billahi doğrumuş. Peki bir şey soracağım. Şimdi dediniz ya bütün futbolcular çıkıyor onlara hiç kimse tepki göstermiyor. Ben çıkıyorum herkes bana bir şey fırlatıyor diye. Neden? provokasyon. Ama niye sadece size? Neden ba, bana? Evet. İlk istiyorsa işte mesela zaten ben çok tehlikeli bir oyuncu. Mesela bu siyarçılar var ya psikopat ya manyak. Ama onlar manyak ben daha manyak. Çünkü bana o kadar küfür geliyorsa o kadar iyi. Hırslanıyorsunuz. Hmm, hırslanıyorsun. Evet yani. işte ben zaten bilerek bunu yapıyorum. Küfür ettiysen hem de bunlar var ya mal, hem de ediyorlar ya var. <laughs> Konu söylemeyeyim. Ha, okay, tamam. Benim en sevdiğim seyirci, en sevdiğim taraftar burada, Türkiye'de Fenerbahçe seyircisiyim. Öyle mi? Ya, of. Onlar provokasyon gerek yok ki. <laughs> Zaten onlar sürekli küfür ediyor. <laughs> Vay. Bence en iyi onlar. Ama bana göre. <laughs> evet. Peki, ee, samimi olarak soracağım. Kimin şampiyon olmasını istersiniz Türkiye Ligi'nde? Kim şampiyon olacak mı yoksa? İkisi de. Kim olur, kim olsun? Şimdi zaten Galatasaray'a iyi şans yok. Öyle mi? Öyle düşünüyorum. Ya neden? Çünkü bir şey yok ya. Kalite yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben mesela Galatasaray'ı gördüm kaç kere. Ya Fatih Terim bile falan alaka yok ki. Sonuç Fatih Terim sahada çıkmıyor ki. Tobucular bence ben öyle düşünüyorum Galatasaray şu anda oyuncu yok. Ama şampiyon bence Beşiktaş olabilir. Peki kimin olmasını istersiniz? Fener. O zaman e, gönlünüzde yatan İstanbul takımı Fenerbahçe'ymiş. Evet. Eskiden beri. Evet. Peki, Karibali çok teşekkürler. Muhtemelen böyle anılardan, eskilerden konuşsak anlat anlat bitmeyecek ama şöyle sizi takip edenlere, sevenlere son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Ya arkadaşlar ben artık Türkiye'deyim tamam mı? <laughs> en bir sürekli burada kalacağım artık. İnşallah iyi şeyler yapacağız hepsinin beraberiz. tamam? Aile sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağ ol. Evet, Kolibali ile özel röportajımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.